Merhaba değerli dostlar, Şiar Kendirci karşınızda. Uzun zamandır hit film dersleri çekmemiştim ama bir abonemize sözüm vardı. Hit filmde stabilizasyon nasıl yaparız? Onu anlatacağım, o sözü yerine getireceğim. Yani ne yapacağım biliyor musunuz? Tripodunuz yok, kamerayı elinize aldınız. Videonuzu çektiniz ama videoda sallantı var. O sallantıyı nasıl gidereceğiz? Hemen şuradan start editing diyorum ama 720 1280 pikselliğinde bir proje oluşturuyorum. Bu ne demek? 720p HD olacak. Start editing diyorum. Şöyle bir panel karşıma geldi. Şurada benim bir test videom var. Full HD. Gelsin, evet. Şuraya bakın. 1920x1080 piksel çekilmiştir. Ne yapmam gerekiyor? Şunu şöyle atarsanız düz kullanırsınız. Çarpı yapalım. Stabilizasyon editör panelinde yapamazsınız. Bunun için ne yapmam lazım? Sağ tıklayıp Make Composite Shot. Hiç şu boyutta karışmayalım. Hiç karışmayalım. Şöyle bir şey geldi. Neredeyiz? Test ama bu kompozit kısmında. Şuraya açalım şu üçgeni. Tra kısmı var. Şurada artı olması lazım. Görünmüyor. Görünmesi için biraz açmanız lazım. Kapattım gene. Açtım şunu. Şimdi bir trak geldi. Şurada bir nokta var. Hatta şöyle yapalım. Şuraya tıklayalım. Neredesin? Trimmer. Trimmer'ı kapatalım. Ekranın büyüsün. Şurada meters'ı da kapatalım. Bu da fazlalık. Şurada bir nokta var. Ben bunu diyorum ki double point, yani iki nokta. Şunu şöyle bir genişletelim. Evet. Şimdi bize gerekli olan nedir biliyor musunuz? Video titrediğinde dahi, kamera titrediğinde dahi videomun içerisinde konumunu tutan dur, olmadı. Video içerisinde yer alan bir obje bulmam lazım. Mesela şu. Şu ne kadar kamera titrese de yerinde duruyor. Yakınlaştıralım. Şuradaki noktayı görüyor musunuz? Bakın mavi oluyor üstü. Ne getirdiğinize. Şuraya da bırakıyorum. Bu çok büyüdü. Şöyle yeterli. Evet. Birincisi tamamdır. Klavyede H tuşuna basıyorum. H tuşuna basıyorum. Diğeri ne olsun? V tuşuna basıyorum. Diğeri de bakın şu olabilir. Tam da nerede biliyor musunuz? Şurada beyaz ile siyah olan noktaya bırakıyorum. İkisinin kesiştiği noktaya. Bence tamamdır. Hatta videodan çıkabilme ihtimaline karşın şuraya getireyim. Biraz geri alırsam ya da fitleyelim bunu. Şimdi diyorum ki takip et. Biraz beklemem gerekiyor. Evet, bitti dostlar. Şimdi step 2. Step 1 yani adım 1'i bitirdik. Step 2'ye gelelim. Transform kısmını değil de stabilize diyorum. Apple diyorum. Apple. Yes. Bir şey değişmedi. Bu durumda yapmam gereken nedir? Aslında değişti. Sadece hatta şuraya yakınlaştırayım. Bunlar hepsi noktadır. Bunu da bilin yani. Sadece yapmam gereken neresi biliyor musun? Viewer kısmına gitmem gerekiyor. Şu trakı kapatalım öncelikle. Şimdi görüntü bu şekilde oldu. İzleyelim görüntüyü. Bilgisayar yine kasacaktır ama idare edin. Tıklıyorum. Bakın. Mouse'u kafamın üstüne getiriyorum. Bakın. Tamam, görüntü oynuyor. Videonun her yeri oynuyor ama önemli olan nokta nedir? Obje burada. Benim kafamdır. O yerinde sabit. Herhalde anlatabilmişimdir. Şimdi artık iki seçeneğim var. Şu görmüş olduğunuz proje kompozit neydi? 1080p değerindeydi. Dilerseniz şöyle getirelim.
Şunu ortalayalım. Bu arada ortalasanız dahi yerinde oynayacağı için sıkıntılı olacaktır. Mesela şu aralarda boşluk oluyor ya. O halde yapmanız gereken nedir? Çifte basıp büyütmek. Biraz daha büyütürsek. Evet. Mesela şimdi oynattığımda herhalde sorun hiç kalmayacaktır. İnceden bir oynatalım. Oldu. Birinci yöntem budur ki ben bunu önermiyorum. Neden önermiyorum? Görüntünün kalitesini bozacaktır. Önerdiğim nokta nedir? Şuraya tıklayın. Şurada 1920-1080 değil mi? Tıklayın şuna. Deyin ki 720p HD. Tıklıyorum, okey diyorum. Şimdi görüntümü küçültürsem istediğim şey olacaktır. Bu kadar yeterli. Editöre gidelim. Neredesin sen? Efektler, medya kısmı. Şu kompozittir. Bu ise videonun orijinalidir. Kompoziti şimdi alıp da şuraya atıyorum. Bir izleyelim mi? Bence çok başarılı bir stabilize işlemi yaptı. Arkadaşlar bu konuda bu kadar. Kanalımızda görüşmek dileğiyle. Şiar Kendici karşınızdaydı.